Peki hafta sonu mutlaka siz de görmüşsünüzdür özellikle sosyal medyada. Bir kafeye, restorana gittiniz mi hiç? Hafta sonu Ankara'daydım. Bir yere gidemedim. Ama böyle bir Boykot şey haberleri vardı. vardı Boykot sosyal haberleri medyada, vardı. özellikle çok fazla ön plandaydı ve gördüğümüz kadarıyla da gerçekten insanlar hafta Ama sonu evlerinde kalmayı ya da dışarıda olmayı tercih ettiler. Bunun ekonomiye Ankara'da yansıması ne olacak? her yer fulldü. Böyle bir boykot ben Ankara'da şahsen gözlemlemedim. Her yer tıka tıka doluydu. Tabii ki boykotların yapılması, istismarın yapılması önemli. Farkındalık tabii ki önemli. Ancak burada geçici boykotların bir etkisi olacağını şahsen düşünmüyorum. Burada mutlaka fırsatçılık vardır. Mutlaka herkes maliyet karşısında kendini korumaya çalışacaktır. Ama işletme sahiplerinin kendi enflasyonu da vardır. Onları hariç tutmak lazım bu boykotlardan. Yani işini düzgün yapan gerçek esnafları ayrı tutarak fırsatçılık yapanlara karşı işletme değiştirmek daha mantıklı. Yani illa ısrarla oraya gitmekten ziyade gitmemek, uzun vadede gitmemek. Yani oraya ayağını kesmek daha mantıklı olacaktır. İlla ısrarla aynı yere gideceğim diye bir kaide kural yok. Yani bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Genele yaydığınız eylemlerin bir faydası olacağını şahsen düşünmüyorum. Ama fırsatçılık ve fiyat noktasında insanların kendi aralarında etkileşim olursa, yani bakın burada fiyatlar böyle, burada fiyatlar böyle diye bir farkındalık oluşursa biraz daha mantıklı olur. En azından fırsatçılar ayıklanmış olur ve işini düzgün yapan işletmeler de bu tarafta kendini torbanın içinde bulmaz. Şimdi kim haklı kim haksızın sorusunu ararken bir yandan da insanların ortak noktası denetimlerin doğru düzgün yapılmadığı şeklinde. Bir yandan da buradan yola çıkarsak hani başımızdakiler ne yapıyor ki meselesine de geliyoruz. Evet, denetimlerin sıklaşmadığının farkındayız. Bir yandan da seçimde de görmüştük. Belediye başkan adayları bu enflasyonist ortamda o kadar fazla gösterişli işte adaylıklar sergilediler ki bir yandan bu ne perhiz bu ne lahana sorusunu hepimiz akıllara getirdik. Bir yandan da işte baktığımız zaman hükümet tarafında da böyle yine ekonomi bu kadar kötüyken yine gösteriş ekonomisi ön plana çıktı. Bunlar sosyal medyada çok fazla konuşuldu. Siz neler düşünürsünüz? Yani şu andaki ekonomik koşullarda insanlar ciddi bir mağduriyet yaşıyor ekonomik anlamda ve her geçen gün fakirleşmeye devam ediyoruz. Enflasyon karşısında hem paramız değer kaybediyor hem ülke ekonomisi olarak ciddi bir anlamda zarardayız. Hem de toplum bunun sancısını iliklerine kadar hissediyor. Tabii bu gelir grubuna baktığımız zaman orta gelir grup yok, üst gelir grup, alt gelir grup. Dolayısıyla bu tür görgüsüzlükler sandıkta zaten cevabını halk verdi. Ve bundan sonra da vermeye devam edecektir. Devlet insanı olmak kolay bir şey değildir. Devlet insanı olmak ağırbaşlılık ister, devlet ciddiyeti ister. Devlet ciddiyetini, davasını idrak edemeyenler de hep geçici olarak partisine, mevcut partisine, hangi parti olursa olsun, mevcut partisine zarar vererek bu süreci tamamlar. Burada önemli olan faktör genel başkanların insan seçerken nasıl insan seçtiğini bence. İnsan seçenlerin neye göre insan seçtiğini, kime insan seçtirildiğini genel başkanların bence tekrar gözden geçirmesi lazım. Seçimlerden sonra alınan mesajların yerine ulaşma gibi bir durumunu ben şahsen şu anda gözlemlemiyorum. Tabii ki eylemler olacaktır. Genel başkanlar partilerinin üyelerini, genel kurullarını mutlaka değiştirecektir. Kurum ve kuruluşlarda farklı atamalar mutlaka yapacaktır. Ama alınan tahribata baktığınız zaman, alınan zarara baktığınız zaman öyle hemen bir günde, 2 günde değişimlerle o yaralar kapanmaz. Ve dolayısıyla da ağır bedeller ödenir. Şu anda siyasi partilerde hem genel başkanları hem de partiler bunun ağır bedellerini ödemeye devam ediyorlar. Böyle görgüsüzlükler yapılmaya devam ettikçe, böyle şuursuzluk devam ettikçe yine aynı karşılığını görmeye devam edecek bütün siyasi partiler kim olursa olsun. O yüzden devlet insanı olmak, insanın biraz daha nefsine mukayyet olması, topluma biraz daha saygı duyması burada çok önem arz etmektedir. Siz topluma karşı saygınız yoksa seçimden seçime gidip sadece fotoğraf çektirmek için sosyal medya aracılığıyla kendinize şirin gösterme çabalarınız günün birinde patlak veriyor. Çünkü samimi olup olmadığınız o yolda zaten belli oluyor.
Bu tür hamleler yanlış hamlelerdir, büyük zaaflardır. Bu zaaflara karşı da bütün partiler birbirlerini rakip gördüğü için en ufak şeyde birbirlerini eleştirebiliyorlar veya hedef alabiliyorlar. Bu da bizim enerjimizi aslında yok ediyor. Dünya şu anda bilim ve teknoloji eğitime odaklanmışken biz kendi içimizde kısır tartışmalarla maalesef bir arpa boyu mesafe alamıyoruz. Biz içeride kendimizle kavga etmekten gelişemiyoruz. Ne eğitim tarafında ne teknoloji tarafında hiçbir anlamda gelişemiyoruz. Çünkü sabah kalktığımız zaman, akşam yattığımız zaman yaptığımız tek bir şey var. Birine hedef göstermek, linç etmek, toplumsal bir sürü psikolojisiyle sürekli kavga, sürekli tartışma gibi eylemler maalesef var. Bu da bizim gelişmemizi önleyen faktörler arasında birinci sırayı yer alıyor. Ama siyasilere baktığımız zaman da ben bunu uzun zamandır söylüyorum. Hı hı. Toplumla bağını tamamen koparmış, topluma gerçekten kulak vermeyen, toplumu anlamayan, toplum dilini gerçekten kavrayamayan bir sistem var şu an karşımızda. O yüzden iletişim kanallarını biraz daha şeffaf yapmak lazım. İletişim dilini biraz daha şeffaf yapmak lazım. Halk, toplum bu kadar acı bir sancı çekerken, gereğinden fazla bir fakirlik yaşarken, gereğinden fazla bir alım gücü azalmışken, hala topluma parmak sallamak, hala sektörlere parmak sallamak, hala onları tehdit etmenin ben doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. İlk önce perdenin arkasına bakalım. Bir bakalım şu perdeyi bir açalım. Kamuda ne kadar israf var? Kamuda ne kadar harcama var? Hala ısrarla yıllardır aynı hikaye. Kamuda tasarruf yapacağız, kamuda tasarruf yapacağız. Ama toplum kamudaki israfı net bir şekilde görüyor. Yani söylemle eylem farklı. O yüzden söylemlerin eyleme dönüşmesinde çok çok geç kaldık. Bakın çok çok geç kaldık. Bu saatten sonra almış olduğunuz eylemlerin, hamlelerin bana göre hiçbir faydası yok. Çünkü bayağı bir kara deliğimiz oluştu. Bu kara delik bayağı da canımızı acıtmaya devam ediyor. Ama topluma ısrarla parmak sallamak, şu ceza olacak, bu ceza olacak, şöyle yaparsınız, böyle yapacak, şöyle böyle. Bence toplum sosyal medyadan yönetilmemeli. Hı hı. Toplumun yanına girmek lazım. Toplumun karşısına çıkmak lazım. Toplumu iyi anlamak lazım. Toplumu iyi kavramak lazım. Ekonomik olarak istediğiniz kadar rakamlar verin. Bakın istediğiniz kadar günlük rakamlar verin. Toplum cebine bakıyor, raflara bakıyor ve sofrasına bakıyor. Başka hiçbir şeye bakmıyor. Toplumun sofrasını ve cebini ilgilendirecek bir gelişme olmadıktan sonra sizin parmak sallamalarınız veya topluma karşı vermiş olduğunuz mesajların bana göre bir kıymeti yok. O yüzden toplum dili, siyaset bilimi çok farklı bir şeydir. Ekonomi çok farklı bir bilimdir. Burada rakamsal değerleri yorumladığınız zaman ekonomistler bunu anlayabilir ama toplum anlamaz. Toplum direkt cebine bakar, sofrasına bakar, bir de raflara bakar. O yüzden ben iletişim tarafında çok büyük bir eksikliğimiz olduğunu şahsen düşünüyorum. Toplumla direkt temas yapılmadığını düşünüyorum. Seçimden seçime fotoğraf çektirmek için sahaya inen politikacılar toplumdan hiçbir zaman karşılığını maalesef alamayacaktır.